Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıkları video açıklamasında. Yunan basını. Türkler S-400'leri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne götürebilir. Doğu Akdeniz'de Fransa'yı engelleyecekler. Yunan basını Rusya ile yapılacak olan S-400 anlaşmasını mercek altına aldı. Ve Türkiye'nin böyle bir anlaşmayla çok büyük avantaj elde ederek dengeleri değiştirebileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan danışmanları aracılığıyla Türkiye'nin Rusya'dan ek S-400 uçak savar füze sistemleri satın almayı planladığını doğruladı diyen Yunan basını, bu Ankara'nın Washington'la ilişkilerinde ve çok boyutlu dış politikasında bağımsızlığını gösterme niyetini ve arzusunu gösteriyor ifadesini kullandı. Haberde Erdoğan'ın bu taktik hamlesi, niyetinin bir ayağı NATO'da, diğer ayağıyla da Türkiye karşıtı her türlü bloğu etkisiz hale getirerek daha geniş bir alanda Doğu Akdeniz bölgesini kontrol altına almak olduğu anlaşılıyor, yorumu yapıldı. Türkiye'nin S-400'lerin ikinci partisini almasını ve ABD'nin karşı çıkma nedenlerini değerlendiren Profesör Doktor Salih Yılmaz'ın da açıklamalarına yer verilen haberde, ABD'nin gerçekten korktuğu ve sakladığı bir şey varsa o da S-400. Çünkü F-35'i tamamen etkisiz hale getirebilir. Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliği, ABD'nin Avrupa'daki egemenliğini korumak için kullandığı NATO üye ülkeleri arasındaki müzakerelerin başlamasına neden oluyor. S-400 anlaşmasına bağlı olarak istenirse bu sistemler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kullanılabilir. Bu durumda Doğu Akdeniz'deki Mavi Vatan'ın güvenliği başta olmak üzere Fransa'nın başını çektiği Türk karşıtı bloğu dengeleyecektir, dedi. Erdoğan, siyasi inat gösteriyor diyen Yunan basını, ABD'nin istediği şekilde S-400 konusunda işbirliği yapmamakta kalmıyor, üstelik onu güçlendiriyor ifadesini kullandı. Ankara'nın yeni bir S-400 partisi satın alma planları, bir dizi avantajları da beraberinde getirecek denilen haberde, birincisi Erdoğan Türkiye'nin çok boyutlu politikasını göstermeye ve Amerika Birleşik Devletleri karşısında birden fazla ortağa odaklanmaya çalışıyor. İkincisi, Türkiye'nin yeni askeri teknolojiler üzerinde çalışma fırsatını doğuruyor. İkinci S-400 bataryasının satın alınmasının Türkiye için çok önemli olduğu sonucuna varıyoruz denilen haberde, çünkü Türkiye'nin bu sistemleri almasının dışında çok daha önemli bir tehlike var. O da S-400'deki teknoloji transferi ve kojenerasyon tedariki oldukça çok çekici. Bu anlamda S-400 teknolojisi taşımaları değil, milli uçak, helikopter, İHA, SİHA, deniz gemileri ve benzeri alanlarda ortak üretim teklifleri de bulunuyor. Başka bir deyişle ikinci parti S-400'ün satın alınması bir şekilde Rus-Türk ortak askeri sanayi üretiminin başlangıcı olabilir denildi. Türkiye'nin doktrininin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin Rus füze ve hava savunma sistemleriyle korunması gerektiği ve artan bölgesel ve küresel öneminin sağlanması olduğu da bilinmektedir denilen haberde, Profesör Doktor Salih Yılmaz'ın ülkenin NATO füze savunmasına olan bağımlılığını ve bundan kaynaklanan olası tehdidi ortadan kaldıracak bir savunma sistemi inşa etmemiz gerekiyor sözleri de yer aldı. Haberin son bölümünde ise Rosoboronexport'un genel müdürü Alexander Mikhev'in yakın gelecekte Türkiye ile S-400 uçak savar füze sistemlerinin tedariki için yeni bir sözleşme imzalanabileceğini söylediği hatırlatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın Temmuz ayında Kongre'ye verdiği demeçte, Rus S-400 hava savunma sisteminin Türkiye tarafından satın alınmasına ve geliştirilmesine karşı çıkmaya devam ediyoruz. Rusya'dan yapılacak büyük çaplı yeni silah alımlarının kasaya ek yaptırımlarla sonuçlanacağını açıkça belirttik sözlerine yer verildi. Türkiye, benzersiz insansız hava muharebe teknolojisiyle dünyayı şaşırtmayı başardı. İngilizce yayın yapan Çin medyası Avrasyan Times, Türkiye, benzersiz insansız hava muharebe teknolojisiyle dünyayı şaşırtmayı başardı ifadesini kullandığı haberde, şimdi Ankara en son askeri yası Akıncı'yla Sadık Kanat Adamı konseptine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor, dedi. Akıncı TİA'nın önemine dikkat çekilen haber şöyle devam ediyor. Büyük ülkeler, halk arasında Sadık Kanat Adamı olarak adlandırılan bir kavram olan, nispeten daha ucuz dronların yanında uçarak oldukça pahalı savaş uçaklarını korumayı araştırıyorlar, diyen Çin basını, bu konsept savaş uçakları ve insansız hava araçlarına birlikte savaşma ve bir savaş sırasında görevleri eşit olarak paylaşma fırsatı sunuyor, dedi. Sadık Kanat Adamı konseptinde dronlar, sensörler, silahlar veya elektronik harp yetenekleri gibi göreve özel bir yükle donatılmıştır. Bu uçaklar aynı zamanda düşman hava savunmasını belirlemeye ve bunaltmaya yardımcı olmak veya saldırıları mürettebatlı uçaklardan uzaklaştırmak için düşük maliyetli tuzaklar olarak da hizmet edebilir.
Eylül 2019'da Rusya, sadık kanat adamı olarak bir S-70 Okontinik İHA ile birlikte çalışan bir Su-57 5. nesil savaş uçağının başarılı bir test uçuşunu duyurdu. Geçen yıl Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Boeing Avustralya F-35 ve E-7 ile birlikte çalışacak olan Air Power Ekip Oluşturma Sistemi programının bir parçası olarak geliştirilen 3 prototip mürettebatsız uçağın ilkini sergiledi. ABD Hava Kuvvetleri'nin Skyborg programı ve LCAA geliştirme çalışmaları da 2020'de önemli kilometre taşlarına ulaştı. Özellikle XQ-58 Valkyrie İHA, Nisan ayında başarılı bir test uçuşunu tamamladı. Ancak bu ülkelerin aksine Türkiye, ünlü akıncı insansız hava araçlarını korumak için sadık kanat adam konseptini tersine çeviriyor. Yeni fırlatılan akıncı İHA, en gelişmiş insansız savaş hava araçlarından biri olarak kabul ediliyor. Onların dahil edilmesinin, Türk Hava Kuvvetleri'ni havadan havaya ve havadan karaya harp doktrinlerinde yepyeni bir aşamaya götürmesi bekleniyor. 40 bin fit hizmet tavanı ve 24 saat dayanıklılıkla yeni drone, yakın mesafe hava savunma sistemlerine karşı bağışık olacak. Ayrıca 600 kilometrelik bir operasyonel yarıçapa sahip olacaklar. Çok değerli dronları korumaya ihtiyaç var. Uzmanlara göre Akıncı'nın gelişi, Türk Hava Kuvvetleri'nin hava harp konseptini değiştirmesine yol açacak. Akıncı insansız hava araçlarına, havadan havaya füzelerle donatılmış F-16 savaş uçaklarının hedeflerine doğru uçarken, siper sağlamasını öngören yeni bir fikrin değerlendirildiği bildiriliyor. Uzmanlar, Akıncı insansız hava aracının Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendireceğini, düşük yoğunluklu çatışma ortamlarında uzun menzilli görevler için yeni bir alternatif sunacağını ve böylece F-16'ların yükünü hafifleteceğini belirtiyor. ABD şu anda Yunanistan'ın F-16'larının çoğunu, onları Avrupa'nın en gelişmiş F-16'ları yapacak olan Viper konfigürasyonuna yükseltiyor. Buna ek olarak Atina, Fransız yapımı Rafael avcı uçaklarından oluşan küçük bir filo sipariş etti ve muhtemelen çok da uzak olmayan bir gelecekte F-35 ağları alacak. Mısır da Rafael'i satın aldı ve bildirildiğine göre Rusya'dan Su-35'leri teslim almaya başladı. Söylemeye gerek yok ki Ankara, Rus S-400 SAM'lerini satın alması nedeniyle ABD yaptırımlarıyla karşılaştı. Bu da Türkiye'nin yakın gelecekte ABD yapımı F-16'larını yükseltmeyebileceği anlamına geliyor. Erdoğan hükümetini, ülkenin büyük miktarda finansman harcadığı İHA'ları korumak için F-16'ları görevlendirmeye motive eden şey belki de buydu. Son derece gelişmiş İHA'lar, Türkiye için gurur kaynağı ve ülkeye büyük iş getirdi ve Türkiye bu insansız hava araçlarının güvenliğini riske atmak istemiyor, ifadeleri kullanıldı. Gökdoğan füzesi için geri sayım başladı. Testleri gelecek ay yapılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bozdoğan hava füzesinin ilk testini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığını anımsatarak, normal şartlarda füzeleri uçaktan ilk attığınızda bir hedef vurması beklenmez ama ilk testinde başarılı oldu. İnşallah Gökdoğan'da görüş ötesi dediğimiz 65 kilometre menzilli hava füzemiz. Bunun da testi Ekim'den öteye gitmez. Ekim ayında bunun F-16'larımızdan testi gerçekleştirilecek, dedi. Bakan Varank, Roketsan ve TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde düzenlenen roket yarışması için geldiği Aksaray'daki atış alanında Roketsan standını gezip roketlere ilişkin bilgi aldı. Varank burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin hakkında en fazla makale yazılan ve haber çıkan ülke olduğunu vurguladı. Yeni sistemlerin ve teknolojilerin geliştirildiğini ifade eden Varank, tüm bu gelişmelerin insanlı olduğunu söyledi. İnsana yatırım yapılması gerektiğini dile getiren Varank, buradaki gençlerimiz de inşallah çok daha başarılı işleri ortaya koyacaklar. Selçuk Bayraktar ağabeylerinin izinden gidecekler, diye konuştu. Türkiye'den Yunanistan'ın uykularını kaçıracak hamle. Atmaca füzesinin denizaltı versiyonu geliyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Atmaca gemi savar füzesinin denizaltından atılan versiyonu için çalışma başlatıldığını açıkladı. İsmail Demir, Teknofest 2021 roket yarışmasında yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Denizde torpido ve seyir füzesi çalışmalarının olduğunu belirten Demir, denizaltından atılabilen seyir füzesi, ki orada roket motoru kullanma durumu var, daha sonra seyir füzesine dönüşme durumları. Buradaki çalışmalar hep bunun altyapısını oluşturacak, dedi. Teknofest roket yarışmasında yeni müjdeler de açıklayan Profesör Doktor Demir, Akya torpidomuzu devreye sokuyoruz. Atmaca füzemizin deniz altından atılan versiyonuna çalışıyoruz. Yine Atmaca'nın karadan karaya atılması için çalışmamız var.
Bu çalışmaları devam ettirecek güç, enerji bu yarışmalardaki arkadaşlarımızdan çıkıyor ifadelerini kullandı. Mısır, Türkiye ile ilişkilerimiz normale dönebilir. Türkiye ile Mısır arasındaki ilk turu Kahire'de yapılan istikşafi istişarelerin ikinci turu Ankara'da gerçekleştirildi. İki ülke ilişkilerinin masaya yatırıldığı görüşmelerde Libya, Suriye, Irak, Filistin ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de gündeme geldi. Dışişleri Bakanlığı, taraflar ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır, açıklamasını yaptı. Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü, Bloomberg'e verdiği mülakatta, Ankara-Kahire hattında sürdürülen temaslara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şükrü, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin yeniden normale döndürülmesi noktasında gayretli olduklarını söyledi. İkinci tur görüşmelerinin sonucunu değerlendirmeyi sürdürüyoruz, diyen Şükrü, iki ülke arasındaki normal ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çözüm ve gerekli bir formül bulmaya istekliyiz. Öncelikle ikili ilişkiler bağlamında Türkiye'nin belirli tedbirleri bir şekilde ele alması gerekiyor. Sorunların çözülmesinden memnun olduğumuzda bu daha fazla ilerlemenin kapısını aralayacaktır, şeklinde konuştuk.